Herkese merhabalar. Tuğçe ile Yaşam'a hoş geldiniz. Şu anda beni izleyen tüm dostlarıma, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Umarım iyisinizdir bir haftadır. Bizler de iyiyiz çok şükür. En azından sağlığımız yerinde. ne yazık ki vaka sayılarının tüm Türkiye'de artması hepimizi yine endişelendirmeye başladı. Daha doğrusu endişemiz hiç geçmemişti. Şimdi iki katı daha fazla endişeli bir hal aldık. Allah hepimizi korusun. Tabii ki dışarıda maskemizi çıkarmayarak, sosyal mesafemizi koruyarak, çok fazla kalabalık alanlarda bulunmamaya çalışarak bir şekilde çoluk çocuk korunmaya çalışıyoruz. Bu tatsız konudan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum arkadaşlarım. İnşallah en kısa sürede bu kötü günleri aşarız ve yine huzurlu, güzel günlerimize döneriz. Çaylarınız, kahveleriniz hazır mı arkadaşlarım? benim videomu izlerken hazır olmaması mümkün değildir diye düşünüyorum. Benimki de burada. Ben de hazırladım. Öyle geçtim sizin karşınıza. Bugün gördüğünüz gibi dışarıda bir video çekmedim. Evde bir konsept hazırladım. Çünkü yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce bir ev konsepti videom vardı. Yine biten kozmetik ürünlerimden söz etmiştim. Bu aralar biraz boşladım yine ev konsepti videoları. Çünkü dışarıda video çekmek benim çok hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz ben gezmeyi çok seviyorum ve sizlerle de gittiğim yerlerde paylaşım yapmayı çok seviyorum. Bugün arkadaşlarım biten kozmetik ürünlerimin yorumlarını sizlerle paylaşacağım. Şöyle gördüğünüz gibi yine çantamı doldurdum. Bunlar yaklaşık 1-1,5 aylık ürünlerim. Size bunları anlatacağım. Sizleri de belki fikir olur. Bilmedikleriniz, duymadıklarınız varsa olumlu, olumsuz taraflarını da benden öğrenmek belki hoşunuza gidecektir. Önümüzdeki haftada bir cilt bakımı maskesi planlıyorum. Ayrıca benim çok aşırı derecede oje hastalığım var. Bunu Instagram'da falan da zaman zaman paylaşıyorum. Artık tüm sevdiklerim öğrendiler. Ojelerimi de paylaşmamı söylediler. Videosunu çekmemi söylediler. Ben önümüzdeki hafta cilt bakım maskesini yanı sıra en çok hangi oje markalarını seviyorum, kullanıyorum ve hangi renkleri tercih ediyorum numaralarıyla beraber bir oje tanıtımı da yapmayı planlıyorum. Önümüzdeki hafta yine evde olacağız yani. Uzun lafın kısası. Şimdi ürünlerime geçmeden önce beni geçtiğimiz hafta çok mutlu eden bir hediye aldım. O hediyeden küçük bir size bahsetmek istiyorum. Paylaşmak ve bu güzellikleri size de göstermek istiyorum arkadaşlarım. Sevgili YouTuber arkadaşım Sevgi Tekçakar. Sizler de tanıyorsunuzdur büyük ihtimalle. O da çünkü YouTube camiasında adını duyurmuş. Çok güzel işler yapan ve çok güzel kanalı olan bir arkadaşım. Daha doğrusu benim dostum. İlk önce size şöyle sunum tahtamı göstermek istiyorum. Benim eşimin ve oğlumun fotoğrafını böyle bu şekilde bir kalp tahtaya dekupaj çalışması yaptı. Çok çok mükemmel bir hediye bu benim için. O kadar maneviyatı var ve o kadar böyle elime aldığım zaman, bunu tuttuğum zaman içime huzur doluyor ki size anlatamam. Bunun videosunu da zaten kanalında paylaşmıştı bu dekupaj çalışmasını yaparken. Arkası da böyle bu şekilde. İçinden gelmiş bana bu şekilde muhteşem hediyesiyle, hediyeleriyle yani daha doğrusu beni mutlu etmek istemiş. Sevgicim seni çok seviyorum biliyorsun. Çok çok teşekkürler ediyorum bu muhteşem armağanların için. Bunu videomda paylaşmasam, sevdiklerime anlatmasam hiçbir şekilde rahat etmezdi içim. Ayrıca şu boynumda görmüş olduğunuz muhteşem kolyeler, şu kulağımda görmüş olduğunuz küpeler yine sevgimin eseri, onun hediyeleri ve ayrıca hama boncuklarıyla yapmış olduğu, bunlar buzdolabı magnetleri. Şöyle arkasında mıknatısları da var. Bir kız, bir erkek. Çok tatlı magnetler. Bunların biri benim, biri de eşimmiş. Çünkü bizim geçtiğimiz hafta pazartesi 7 Eylül evlilik yıl dönümümüzdü. Bu evlilik yıl dönümümüze özel çalışmalar gibi bir şey aslında. Bunlarla böyle hem kutlamış hem de bizi aşırı derecede mutlu etmiş oldu sevgi.
evlilik yıl dönümümüz demişken de 19. yılımıza girdik. Eşim de iyi ki hayatımda var. Onu da söylemek istiyorum. Onu çok çok seviyorum. Allah nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar geçirmemizi nasip etsin. Evladımız ve tüm dostlarımız, sevdiklerimiz, ailelerimizle birlikte. Sevgicim, bu değerli çalışmaların için, bu değerli hediyelerin için çok çok teşekkürler ediyorum. Zaten her zaman yazışıyoruz, konuşuyoruz. Çok güzel yazıları, notları da vardı ayrıca bu hediyelerin içinde. Bunu da göstermek istiyorum. Bu kolyeler bu kağıdın içindeydi ve bakın şu mühürü de kendisi yapıyor ayrıca. Tam bir yetenek bombası yani benim arkadaşım, sevgim. Ben onu öyle diyorum. Allah onu boş zamanında yaratmış. Tam bir yetenek abidesi, yetenek bombası. İşte bu şekildeydi. Mutlu olduğum anlar, aldığım hediyeler ve evlilik yıl dönümümüzü geçirmemiz geçen hafta beni mutlu eden şeylerdi. Zaten beni Instagram'dan takip eden arkadaşlarım, dostlarım da tüm bunlara hakim. Çünkü bu sevgimden gelen hediyeleri de, evlilik yıl dönümü paylaşımlarımı da zaten Instagram'dan yapmıştım. Bu arada beni dileyen herkes de Instagram'dan takip edebilir. Hiç sorun yok. Kahvelerimizden birer yudum alalım. Ondan sonra da fazla vakit kaybetmeden kozmetik ürünleri yorumlarıma geçiyorum arkadaşlarım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Apartmanımızın bahçesinde bir tadilat var. Böyle arada sırada çalışma sesleri ya da çalışan kişilerin seslerini de duyabilirsiniz. Şimdiden bunu söylemek istedim. Umarım rahatsız edici bir ses olmaz sizin için. Olursa da af diliyorum. Birazdan kozmetik ürünler için karşınızdayım. Evet sevgili arkadaşlarım, ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız artık kozmetik ürünleri hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Sabırsızlanıyorum çünkü en sevdiğim konulardan biri. Şimdi böyle gelişigüzel elime hangisi önce gelirse başlayacağım. Böyle sıralayacağım ve sonuna kadar da sizlere anlatacağım. Evet, ilk önce arkadaşlarım elime Duru'nun Orkide Özleri içeren duş jeli geldi. İnanılmaz güzel bir kokusu var. Bayılıyorum ben bu duş jeline. Zaten Duru duş jelleri ve Palmolive duş jelleri benim favorim, en sevdiklerimdir. Yani bir daha koklayacağım bunun kokusunu. Bitse bile açıp açıp kokluyorum. Gerçekten kokusu çok başarılı. Kalıcılığı çok güzel, çok başarılı. Temizlemesi de çok güzel. Yani bu Duru'nun Orkide Özleri içeren duş jelini çok severek kullanıyorum. Evet, gelelim bir biten duş jelimize daha. Arkadaşlarım, bu da Rozman'dan aldığım Isana markasına ait lavanta özlü duş jeli. Şöyle 750 milim kocaman bir şişeye sahip. Bu arada Duru'nun da 450 milimde şişesi. Bunun kokusu fena değil, güzel arkadaşlarım. Fakat kalıcılık konusu, yani koku kalıcılığı konusunda çok başarılı bulmadım. Ayrıca nemlendirme konusunda da Duru kadar başarılı bulmadım, öyle söyleyeyim. Bunu bitirdim ama bir daha almadım. Bu da bu şekildeydi düşüncelerim. Evet, şimdi gelelim. Biz de bu arada tam bir duş jeli canavarıyız yalnız ailecek. Zaten belli olacaktır. Daha bir sürü duş jeli var burada. Şampuan ve duş jeli canavarı olduğumuz artık bu videodan sonra ispatlanıyor. Gelelim arkadaşlarım. Palmolive'in yeni çıkan duş jellerinden biri. Bu micellar özelliğine sahip ve pamuk özlü olan duş jeli. Çok güzel bu. Gerçekten. Kokusu olsun, nemlendirmesi olsun, temizlemesi olsun. Çok 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 memnun kaldığım bir duş jeli. Bittikçe de alıyorum. Fiyat performans açısından da gerçekten çok başarılı. Zaman zaman pahalı olabiliyor. Ben bir tık böyle indirimlerini bekliyorum. İndirim zamanlarında birkaç tane alıp da yedekliyorum arkadaşlarım. Gayet güzel, gayet başarılı. Aa, bunda azıcık kalmış. Gideyim kullanayım falan diyormuşum şimdi. Ay. Evet arkadaşlarım, bir duş jeli daha. Hobi'nin orkide özlü duş jeli bu da. Ben Hobi markası
ürünü daha önce hiç kullanmamıştım. Böyle duş jellerini görüyordum. Böyle şişeleri falan çok da hoşuma gidiyordu. Ama daha önce hiç alayım, kullanayım diye düşünmemiştim. En son ben bunu Migros'ta arkadaşlarım 4 liraya mı, 4,5 liraya mı ne düştüğünü gördüm. Çok ucuzdu, uygundu fiyatı. Hadi bir alıp deneyeyim dedim. Kokusuna bayıldım. Çok güzel. Nemlendirme özelliği de çok güzel. Gerçekten alıp kullandığınızda memnun kalacağınız ve fiyatı açısından da oldukça uygun bir ürün. İndirimde 4 lira ama normal fiyatı da 7,5-8 lira civarlarında diyebiliyorum. 300 milim ufak bir ürün. Bizim dişimizin kabuğuna bile yetmedi. Gerçi o ayrı konu ama yine de zaman zaman böyle buldukça büyük ihtimalle alırım. Evet, şimdi bakalım ne çıkıyor. Bir farmasi ürünü çıktı arkadaşlarım. Ben önceden farmasiye üyeydim. Gerçi şimdi hala daha üyeliğim devam ediyor da olabilir. Uzun süredir ben farmasiden sipariş vermedim. Belki askıda da olabilirim şu anda, bilmiyorum. Bu arkadaşlarım Hand and Body Lotion olarak geçiyor. Yani el ve vücut losyonu. Çok başarılı. Gerçekten bu sea therapy olan ürünü. Deniz terapisi diye geçiyor. %0 silikon ve paraben içeriyor ürünleri. Bakın hatta şu şekilde şeyi de kalmış. Ay birazcık şunu da elime süreyim. Kokusuna bayılıyorum çünkü. Bunun kokusu ne biliyor musunuz arkadaşlarım? Burberry Weekend'in bu parfümün kokusunu biliyorsanız eğer aynı onun gibi kokuyor. Burberry Weekend. Hatta ben bunu birkaç arkadaşıma söylediğimde onlar fark etmemişler. Ve dediler ki evet gittik Burberry Weekend'i de kokladık. Birebir aynı koku. Sen bu işi biliyorsun demişlerdi bana. Koku konusunda asla yanılmam. Çünkü kokular, parfümler falan her zaman küçüklüğümden beri ilgi alanımdır. Çok başarılı bir ürün. Bakın ellerime sürdüm. Ellerim yumuşacık oldu. Evet, şimdi bir değişik ürüne geçelim arkadaşlarım. Garnier'in temizleme suyuna geçelim. Ben Garnier'in temizleme sularına bayılıyorum. Makyaj temizleme suları yani. Göz makyajımda dudak ve yüz makyajımı çıkartırken bunu kullanıyorum. Özellikle arkadaşlarım bu mavi kantaron çiçeği özlüsünü, şu mavi kapaklı oluyor. Bunu tercih ediyorum. En son alışveriş yaptığımda bu mavisini bulamamıştım. Pembe kapaklısını aldım. Onu da bundan önce yine kullanıp memnun kalmıştım. Ama ikisi arasında bir seçim yapmam gerekirse kesinlikle bunu söylerim. Pembe de kötü değil ama bununla kıyasladığımda kesinlikle bunu diyorum arkadaşlarım. Fiyat performans açısından inanılmaz başarılı. Yani Garnier'in fiyatı çok pahalı değil. Uygun sayılır. Özellikle indirime girdiğinde 13-14 liralara kadar da düşüyor. Kesinlikle öneriyorum. Ben bayıldım. Evet arkadaşlarım, şimdi geliyorum saç bakım ürünlerine yavaş yavaş. Duş jellerim bitti mi acaba? Yok, burada bir tane var. Neyse, sırası geldiği zaman onlardan da bahsedeceğim nasıl olsa. Evet arkadaşlarım, bu da Gliss'in banyodan sonra saça uygulanan saç bakım fısfısı. Durulanmayan saç bakım spreyi olarak geçiyor. Ben bundan inanılmaz memnunum ve şimdiye kadar kaç şişe bitirdiğimi hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Bunu arkadaşlarım duştan çıktıktan sonra ıslak saçlarınıza uygulayıp ondan sonra saçınızı tarıyorsunuz. Zaten herkesin bildiği bir üründür. Ben bunu ayrıca plaj çantamın içine de atıyorum. Denizden çıktıktan sonra da saçlarıma sıkıp öyle tarıyorum. Yumuşacık oluyor. Muhteşem bir ürün ki ben zaten glissçiyim. Bunu beni tanıyanlar artık öğrendiler. Bu da çok severek kullandığım saç bakım spreyi arkadaşlarım. Gelelim bir şampuana. Evet, her ne kadar glissi çok sevsem de, evimden glissi eksik etmesem de ara sıra böyle değiştirip farklı şampuanlar da deniyorum. Bunu da denemek istemiştim. L'Oreal Elsevin şampuanı. Arjun'in Drench, yani saç dökülmesine karşı bir şampuanı. Beğendim mi?
Gliss kadar beğenmedim. Ben hiçbir şampuanda Gliss kadar başarılı bulmuyorum. Kendi saçlarım için konuşuyorum elbette. Çünkü Gliss'i benim gibi çok sevenler olduğu gibi hiç sevmeyenlerin olduğunu da biliyorum. Benim kendi arkadaş çevremde de mesela var. Gliss'ten nefret edenler, görmek dahi istemeyenler var. Ama benim gibi evinden eksik etmeyenler de var. Gliss'çiyim ama dediğim gibi böyle farklı şampuanlar da arada deniyorum. Elsev'in bu şampuanı fena değildi. Benim saçlarımı biraz ağırlaştırdı, yağlandırdı. O yüzden bunu bitirdim. Ondan sonra canım Gliss'ime tekrar geri döndüm. Bir daha almam. Şimdi bunlar zaten aynı. Niye ben ikisini buraya atmışım ki? Neyse, herhalde bir tanesini attığımı unutmuşum. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane yine Gliss'i. Şunun takımı arkadaşlarım. Ben buna koyu yeşil gliss diyorum. Normalde Biotech Restore bunun adı. Ve gül suyu özlü. Benim saçıma en iyi gelen şampuan işte bu. Gliss'in Biotech Restore'ları. Gördüğünüz gibi de böyle iki tane bitirdim ki bundan bir tane büyük boy, bir tane de küçük boy yine şu anda kullanıyorum. Banyomda mevcut. Evet, şunları da şöyle koyalım. Tamam. Herkesin bildiği cansız baby bebek şampuanı. Eşim bayılıyor buna. Bu benim eşimin şampuanı. Eşimin ve oğlumun bitirdiği şampuan. Ben de arada sırada göz makyajımı temizledim. Bu cansız baby'yle. Herkes bilir çocuğu olan zaten. Kokusu muhteşem. Ama benim saçlarıma hiç iyi gelmiyor ne yazık ki. Saçlarımı böyle temizlemediğini hissediyorum. Saçlarımın hala böyle yağlı ve kirli olduğunu hissediyorum bununla yıkadıktan sonra. Benim için, saç için tabii ki uygun değil. Ki boyalı saçlara zaten her şampuan, özellikle bebek şampuanları zaten iyi gelmez. Ama göz makyaj temizleyicisinde çok başarılı. Yani mesela şöyle ürünler kullanmak istemiyorsanız yüzünüzü, gözünüzü makyaj temizleyicisi olarak bebek şampuanıyla da yıkayabilirsiniz arkadaşlarım. Kahve molasına ne dersiniz? Ben biraz fazla konuştum. Dilim damağım kurudu vallahi. Ben hemen bir içiyorum kahvemi. Siz de buyurun için. İyi ki kahve var. Evet arkadaşlarım, kahvemizi içtik. Şimdi tam gaz devam edebiliriz. Size şöyle çok güzel Formen duş jellerinden bahsetmek istiyorum. Yine bu ürünleri eşim ve oğlum kullandılar, bitirdiler. Ben kullanmadım ama kokularına bayılıyorum. La Petite Marsalis'in ürünleri arkadaşlarım bunlar. Erkekler için Formen. Bir tanesi bu mavi olan sedir ağacı ve mineral özellikli. Bu kırmızı olan ise kan portakalı ve safran içeriyormuş. Kokuları gerçekten mükemmel. Parfüm gibi yani, harika. Ben mavisini daha çok beğendim. Böyle kampanyası vardı. İkili şekilde satılıyordu. Çok da uygundu fiyatı. Eşim ve oğlum da bu Formen serisinden oldukça memnun kaldılar. O yüzden bunları da size anlatmak istedim. Evet, bakalım şimdi ne çıkıyor? Hop! Bir deodorant çıktı. Evet, Nivea'nın arkadaşlarım deodorantı. Ben koltuk altı deodorantları içinde en çok Rexona'yı seviyorum arkadaşlarım. Fakat Rexona dışında da zaman zaman başka ürünlerde kullanmak istiyorum. Nivea almıştım. Fresh Natural olanını. Bir Rexona kadar başarılı bulmasam da yine de kullanılabilecek. Kokusu da oldukça güzel bir ürün. Zaten Nivea'nın tüm ürünleri güzeldir. Biraz sonra yüz temizleme köpüğü de çıkacak çantada. Ondan da bahsedeceğim. Nivea'yı genelde seviyorum. Ama ter kokusunu önleme ya da terlemeyi önleme açısından ben Rexona'yı ve Garnier'i çok daha başarılı buluyorum arkadaşlarım. Nivea bu konuda fena değil. Yani bu bittikten sonra ben bir daha Nivea'yı tercih etmedim. Şu anda evimde Rexona ve Garnier var. Onlar da bitince yine bitenler videomda anlatırım. Ama Nivea da hiç kullanılmayacak bir ürün değil. Onu da söyleyeyim.
Evet arkadaşlarım, şimdi yine güzel bir farmasi ürünü çıktı. Bu arkadaşlarım Double Effect ve ağrılı bölgelere özellikle sürülen bir masaj jeli. Ağrılı bölge derken nedir mesela? Kas ağrılarına, kol bacak ağrılarına, bel ağrılarına, boyun ağrılarına iyi gelen bir ürün. Normalde masaj jeli, at kestanesi balsamı olarak geçiyor bu. Son derece böyle naneli, mentollü, böyle sürdüğünüz zaman o bölgeyi yakan bir özelliğe sahip. Bir de bunun biberli, kırmızı biberli olanı var. O daha da çok yakıyor ve daha da çok etkili. Onu şu anda kullanıyoruz. O yüzden burada değil. Bu bittiği için bunu anlatıyorum size. Mesela benim eşimin bel fıtığı var ve boyun fıtığı var. Zaman zaman o ağrılar olabiliyor. Boyun fıtığı kola vurur, bel fıtığı bacağa vurur. Eşimin bacağına, koluna ya da boyun kısmına, bel kısmına ağrıdığı zaman akşam yatarken bunu sürdüğümüzde sabaha daha rahatlamış bir şekilde kalkıyor. Başarılı bir ürün. Doktor Cevdet Tuna'ya ait farmasinin bir ürünü. İlaç değil, kesinlikle bir ilaç değil. İlaç olarak algılanması geçici bir rahatlık sağlıyor açıkçası. Tabii ilaç olmadığı için kalıcı bir rahatlık beklenemez. Ama yine de işe yarıyor mu yarıyor, ağrıyı o an dindiriyor mu dindiriyor. Biz gayet memnunuz. Farmasinin bu ürünleri oldukça başarılı arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bir diş macununa geliyoruz. Bu da Rozmanlar'da satılan Procdent isminde bir marka. Ben Rozman'ın ürünlerini çok seviyorum. Duş jellerini, diş macunlarını. Bu diş macunundan da oldukça memnun kaldık. Güzel, başarılı bir ürün. Bittikçe de alıyoruz. Fiyat performans açısından çok çok iyi. Fiyatları gerçekten çok uygun. Evet, şimdi arkadaşlarım elime Nivea'nın temizleyici köpüğü geldi. Ben Nivea temizleme köpüğünün mavisini çok seviyorum aslında arkadaşlarım. Yıllardır da mavisini kullanıyorum. Bu yeni çıkan suya dayanıklı makyajı da temizleme özelliğine sahip. Bu siyah olanını da bir gözüme kestirmiştim. İndirimdeydi de hadi mavisini almayayım da bunu alayım demiştim. Gerçekten çok memnun kaldım. Hani mavisi de çok güzel. Yıllardır alışık olduğum ürün. Bundan oldukça memnun kaldım. Gerçekten makyajı çok iyi çıkaran, bu arada siyah çay özlü bu. Makyajı güzel çıkaran, cildi güzel temizleyen bir ürün. Benim cildim karma bu arada arkadaşlarım. Belki benim gibi karma cilde sahip olan arkadaşlar kullanmadılarsa denesinler. Büyük ihtimalle memnun kalırlar diye düşünüyorum. Evet, bakalım şimdi elimize ne geçiyor? Yine bir duş jeli. Nivea'nın duş jeli arkadaşlarım. Ben Nivea'nın duş jellerini çok çok seviyorum. İnanılmaz güzel nemlendirme özelliğine sahip ve inanılmaz güzel kokusu olan duş jelleri. Çok güzel gerçekten. Özellikle kuru cilde sahipseniz Nivea'nın duş jelleri tam size göre arkadaşlarım. Mükemmel. Ben bayılıyorum gerçekten. Evet, yine canım Gliss'im geldi elime. Bu Gliss'in saç kremi bu arada. Yani bu şampuanın takımı saç kremi. Bende de takıntı halindedir. Kullandığım şampuanın saç kremini kullanmak isterim. O da nasıl bir takıntıysa artık bilmiyorum. O yüzden bu saç kremini de kaç kutu bitirdiğimi hiç hatırlamıyorum. Şampuanını çok sevdiğim gibi saç kremini de çok çok seviyorum. Yavaş yavaş bitirmek üzereyiz. Bir hayli de ürün anlattım vallahi. İki tane arkadaşlarım bitmiş asetonum var. Tabi bu kadar çok oje kullanan birisi çok fazla aseton da bitiriyor. daha çok böyle küçüklerinden almışım bu aralar. Normalde büyük boylarını kullanıyorum asetonları. Bu arkadaşlarım Mon Amour marka. Şok marketlerde olan bir aseton. Çileklisi. Güzeldi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım tırnaklarımda. Beğendim o asetonu. Bu da arkadaşlarım Gülşah marka aseton. Ben bunu A101'den aldım. A101'de fiyatlar gerçekten uygun. Asetonlarda özellikle. 3-3,5 lira civarlarında alıyorum A101'den bu asetonu. Ama Rozman'da mı, Gratis'te mi görmüştüm hatırlamıyorum. 2 katı fazla ücreti vardı Gülşah'ın. Çok şaşırmıştım. O yüzden Gülşah marka güzel bir aseton. Hem tırnakları besleme özelliğine de sahip. Hem de sarar
sarartmıyor. Ojeler sarartıyor evet tırnakları ama bazı asetonların da sararttığını ben biliyorum. O yüzden bu asetonlarda öyle bir sıkıntı yaşamadım. İkisine de arkadaşlarım kullanmadıysanız bakabilirsiniz. Evet arkadaşlarım yine bir şampuan deneme çalışmam olmuştu. Elidor'u ben severim. Zaman zaman da kullanırım. Elidor'un Hindistan cevizi özlü şampuanını bitirdim. Hindistan cevizi yağı. Başarılı bir ürün, gayet güzel. Köpürmesi, temizlemesi, saçımı da çok ağırlaştırmadı, yağlandırmadı, dökmedi de. Zaman zaman aklıma geldikçe de alırım. Ama yine ne yaparım? Dönerim, dolaşırım. Yine canım glisimi alırım. Bu da öyle bir bitirdiğim şampuandı. Bundan sonra bu bitince yine glisi almıştım. Evet. Bir deodorant daha. Arkadaşlarım bu deodorant da Fa'ya ait. Bunu da merak edip almıştım. Fresh Yasmin diyor. Fresh Yasemin kokusu diyor. Kokusunu hiç beğenmedim. Hiçbir şekilde Yasemin gibi falan kokmuyor. Terleme konusunda, ter kokusunu önleme konusunda da başarılı bulmadım. Bu Fa'da dediğim gibi sınıfı geçemedi. Kullandım, bitirdim ama asla bir daha almam. Evet arkadaşlarım, elime bir Duru'nun yine duş jeli geçti. Çay ağacı yağı özlü bir duş jeli bu. Kokusu arkadaşlarım bir ilaç gibi. Ay felaket. Ben beğenmedim. Çay ağacını normalde severim. Çay ağacı yağı özlü olan ürünleri de severim. Çay ağacı kremi, çay ağacı serumu, onların hepsi aslında bende mevcut. Özellikle farmasiden çay ağacı ürünleri almıştım. Farmasinin de meşhurdur çay ağacı özlü kremleri. Fakat Duru'nun bu duş jelini bir türlü sevemedim arkadaşlarım ben. Ama illaki beğenenler olmuştur tabi. Ben bir daha bunu tercih etmem. Evet, bu da arkadaşlarım yine eşimin ve oğlumun bitirdiği Watsons'larda satılan bir ürün. Bu duş jeli kokusu çok güzel. Mükemmel bir kokusu var. O kadar fena, o kadar güzel ki anlatamam. Sea minerals diyor. Yani deniz mineralleri. Benim eşim de zaten böyle genelde deniz mineralleri kokusu. Deniz, okyanus falan fresh. O şekilde kokuları hep seçer. İkisi de oldukça memnun kaldılar. Bu Superdrug markası. Watsons'ın Superdrug diye geçen ürünü. Oldukça memnun kaldılar. Kokusu da çok güzeldi. O yüzden arkadaşlarım size de söylemek istedim. Belki eşiniz, oğlunuz kullanmadıysa denemek ister. Evet arkadaşlarım, bir makyaj malzemesi var elimde şu anda. Bu gratislerde satılan Biolis markasına ait bir gözaltı aydınlatıcısı ya da kapatıcısı olarak geçen ürün. Size şöyle göstereyim. Ben de bu arada ürünlerin arkasında kaldım. Kolumu kıpırdatamıyorum devireceğim diye. Şöyle arkadaşlarım, bir fırçası var. Aynı böyle likit ruj gibi. Öyle bir fırçası var. Pudralı bir ürün olduğu söylendi bana bunu alırken. Çok memnun kalacağım söylendi. Ama hiç memnun kalmadım. Ben makyaj malzemeleri konusunda biraz hassasiyetim vardır. Her makyaj malzemesi benim cildime uyum sağlamıyor ne yazık ki. Cilt rengim de çok beyaz olduğu için bazen renkleriyle bile uyuşmuyor benim tenimin rengi. Bu ürünü de size şöyle anlatabilirim. Birincisi, göz altınıza sürdüğünüzde çizgilere doluyor. Ve benim çizgilere dolması en sinir olduğum şeylerden biri bu ürünlerde. Rengini de çok beğenmedim. Rengi böyle çok açık gibi durmuyor. Tam böyle doğal, natürel bir renk olarak duruyor şöyle gördüğünüz gibi. Ama ben sürdüğüm zaman göz altıma inanılmaz açık durdu. Rengiyle cildim bütünleşmedi. Bu arada bunun hangi renk olduğunu da, kaç numara olduğunu da size söyleyeyim. 130 numaraymış arkadaşlarım bu. Arkasında yazıyor şurada. Porselenmiş bunun da ismi. Bir daha almam. Bunu bitirmedim açıkçası. Gördüğünüz gibi hala ürün duruyor. Bitirmedim, beğenmedim, kullanmıyorum. Bunu atacağım ben büyük ihtimalle.
Evet arkadaşlarım, sizlerle paylaşmak istediğim ürünlerim işte bunlardı. Benim için bunları size anlatmak çok keyifliydi. Sizlere şimdilik hoşça kalın demek istiyorum arkadaşlarım. Önümüzdeki hafta pazartesiye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sizlerle olmak bana çok büyük mutluluk veriyor. Bana çok keyif veriyor. İnşallah siz de benimle birlikteyken zaman güzel geçiyordur sizler için. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Kocaman öpüyorum. Bye bye.